Sesli değiştirdim. Kokusu gitti. Şimdi buraya 7. 8. ve 9. aya kadar gelinir böyle. Burada işte sohbet edilir. Böyle sıcak su var tabii. Buraya yaraşlı da sonra bu sıcak su. Romatizmiye güzel geliyor. Diz ağrılarına falan. Hatta buraya bir faaliyete geçireceklerdi. Anlaşamadılar. İki vilayet. Birisi Niğde, birisi Aksaray. Önce Niğde'deydi. Sonra Aksaray tabii vilayet olunca. Bunlar ikiye ayrıldılar. İşte burası bakımsız kaldı. Halbuki çok iyi bir şeydir. Buraya hatta gelir de sağlayabilir. Onun için anlaşamadılar. Bazen biz buraya her sene geliriz. Motorlarla geliriz, traktörlerimizle. Burada kalırız bir iki gün. Yağmur yaş olmazsa. Hatta dün biz geldik buraya. Yağmur olunca şuradaki yakın köye gittik. Köye gitmedik. Tekrar geri geldik şimdi. Allah nasip ederse inşallah yine de bir iki gün kalmaya çalışacağız. Sonra çok güzel bir yerdir burası. Temizdir. Ama bakım ister tabii ki. Yani aslında buraya devlet el uzatması lazım. Şart. Devletin bir eli olması lazım. Havuzlarda banyo yapmaya geliyorsunuz değil mi amca? Evet, evet. Banyo yapmaya geliyoruz. Çamur şeklinde ama çok yararlıdır yani. Aslında buraya güzel güzel evlerimiz yapılsa, değil mi? Moteller yapılsa, sonra paralı olursa daha iyi olur, temiz olur. Maalesef. Hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini? Romatizmiye benim bildiğim romatizmiye çok iyi gelir. Evet, kireçlenmeye, sonra omuz kireçlenmesine, diz kireçlenmesine bunlara iyi geliyor yani. O benim yeğen oldu. Ablamın uzun da buna domates yedi, çay içti diye paralarını alınır mı? Salatalığını almayalım bari. Boyu almamalı. Salatalık büyük diye alamam. Yemedik zaten. Misal şurada ufacık bir domates diyelim. Bu arkadaşların arada yarım bir konuşma olur. İşte şuraya gittik, böyle oldu, şöyle oldu. Yani bir toplumda işte domates yiyen de şey oldu. Buna bir şey olarak geçer. Benim yemekleri yapsam şu damlara gitsin. Kusura bakma, yemeği kendim yaparım. Evet, çay içecekler. Üst tabakada Roma ya da Bizans olabileceğini düşündüğümüz mezarlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında, onun altında burada çok fazla mimarisini yakalayamadığımız, sadece çanak çömleğinden bildiğimiz bir orta kalkolitik dönem var. Onun altında bütün şu alanda gördüğünüz plan veren şeyler, yapılar ilk kalkolitiğin farklı evrelerine ait. Şurada da görüyorsunuz. Şimdi şurası şu iki alan. Şu alan ve şu alan. Bu sene şurayı kaldırdık. Orası da açıldı. Şu geniş alanda gördüğünüz bütün bu şeyler mimari ilk kalkolitiğin farklı evrelerine ait. Onun dışında burada daha önceki yıllarda, iki yıl önce bir sondaj yapılmıştı. Onu da şu alanda görüyorsunuz. Bir derin sondajımız var. Orada da neolitik bu alt tabakalar için 8. bin yılla tarihlenebileceğini düşünüyoruz ama henüz karbonhidrat tarihlerinin sonuçları gelmedi. O yüzden çok da kesin bir şey söylemek istemiyoruz. Bilmiyorum başka şey isterseniz sormak istediğiniz şeyler varsa. Çanak çömleklerde boyama var mı? Boya yok ama şey var. Kabartma bezini. Saatini alıyorsunuz. Yani şu an kimse dokunmasa bile bu yağışta falan daha çok zarar veriyor, kaybolacak aslında. Öyle değil mi? Yani sizin genel yaklaşımınız da bu konuda. Ya tabii açılmalı öyle mı açılmamalı mı? Yani. Ama açılmazsa nasıl anlayacağız? Yani, önemli olan zaten o insanların yaşantısını bilmemiz değil mi? Yani bu sırf mimarisi de değil, başka şeyleri de olabilir. İşte kullandığı aletinden tutun yediği yemeğe kadar her şeyi, yani onların yaşantısını anlamaya çalışıyoruz aslında burada.
açmadıktan sonra, toprak altında kaldıktan sonra biz onu bilmiyorsak yani bize ne faydası var? Şimdi bu yerleşmenin burada aktif olduğu dönemlerde çevre şartları hakkında herhangi bir veriniz var mı? Ortam şartları, ekolojik ortam, çevre şartları. Çok fazla henüz yok ama yakında bir şey, polenlerle ilgili de bir çalışma yapılması düşünülüyor. Hı-hı. Bu çevrede zaten daha önceden bir göl varmış. Evet. Bu dönemde de bu yerleşimin olduğu dönemde de devam ettiği düşünülüyor ama boyutları hakkında kesin bilgimiz yok. Anladım. Yani şimdi onlarla ilgili de bir çalışma yapılması isteniyor. Hı-hı. İşte Erhan Bey, işte kazı başkanımız öyle düşünüyor. İşte gölle ilgili belki karot alınabilir bazı yerlerden. Zaten Hollanda'daki bazı araştırmacılarla ortak çalışılacak bu konuda. Evet. Yani kuvvetle muhtemel eski bir göl kıyısına yerleşilmiş denebilir mi? Ya öyle olduğu düşünülüyor. Bu dönemde de devam ettiği düşünülüyor ama boyutları hakkında işte kesin bilgi ancak çalışma yapıldıktan sonra. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda örneğin hayvan kemikleri üzerine çalışan bir iki arkadaş var. Kemik aletleri üzerine çalışan biri var. İşte gelen eve giden malzemenin istifiyle, işte ayrımıyla ilgilenen arkadaşlar var. Ya doğrudan hemen zaten buradan eve giden bütün malzeme orada çalışılmaya başlıyor. Ne bilgi aktarımı sürekli zaten. Tabii. Evet. O yüzden onların tabi peyzaja bakışı dediği çok etkili. Tabi bunda peyzajcıların kabahati yok mu? Var çok şey. Çok doğru. Peyzajcılar, peyzajcılar biraz doğal bir temizliği. Otla böcekle uğraşıyorlar. Saksıdaki çiçekle uğraşıyorlar. Hayvan kemiği. Terebüzlerde gördüğünüz gibi alacalı bulacağız.